ihtimali var. Daryl Monroe'yla Bradley Wright hava atışına çıkmıştı. Tekrarlanacak. Hava atışı yapıldı. Maç başladı. İlk hücum Karesispor'dan. Kerem. Kerem Gülmez bıraktı. Şahin. Jerry Smith. Kerem pota altında. Wright yer kovaladı. Şimdi Bradley Wright. Daryl Monroe karşısında. Wright birebir oynuyor. Wright geri çekilerek atışı isabetli. İlk basket Karesispor'dan geliyor. Bradley Wright maçın ilk sayılarını kaydetti. Bradley Wright geri çekilerek atışını yaptığı esnada da temas aldığını söyledi maçın hakemine ama faul yok. Ender Arslan'la Türk Telekom hücumu. Orbay Kaya, TJ Campbell. Ender Arslan, Monroe içeri devrildi. Ender pot altına indirdi Monroe. Daryl Monroe soluna gitti. Orbay'ı buldu. Orbay 3 sayılık atışa isabetli. Orbay Kaya 3 sayılık basketi yapıyor. Türk Telekom 3-2 önde. Kaya Peker ve Serhat Çetin ilk 5'te başlamadı mücadeleye. Bir kez daha hatırlatalım. Serhat Çetin 2 hafta önce bir gribal enfeksiyon geçirmişti. Ama geçen haftaki maçta ilk 5'teydi Serhat Çetin. Bu mücadelede bench'ten gelecek. Kaya Peker de zira sezon içerisinde sakatlık geçirmişti. Smith 3 sayılık atışı isabetli değil. Savunma reboundunu Polat Kaya aldı. Ender Arslan. Ender. Monroe perdeye geldi. Ender. Smith karşısında. Ender. Acele etmedi. Orbay. Ender Arslan. Ender Smith'i geçti. Ender potaya. Sol turnikesi başarılı. Ender Arslan basketi buluyor. Bu esnada Kerem yerde kaldı. Önemli bir şey yok Kerem'in. Ender Arslan sol turnikesiyle basketi buldu. Türk Telekom 5-2 önde. Jerry Smith. Polat Kaya karşısında. Jerry Smith. Bradley Wright, Ender araya girdi. Sonrasında Şahin topu aldı ondan. Şahin atışı isabetli değil. Polat Kaya savunma reboundunu alıyor. Bu arada TJ Campbell bir darbe aldı Şahin'den. Faul bekledi Türk Telekomlu oyuncular. İşte bu pozisyonda TJ Campbell ve Şahin arasındaki mücadelede Şahin'in kolu TJ Campbell'ın yüzünde. Orbay. O da rotasyonun parçalarından bir tanesiydi. Orbay Kaya bu mücadeleye 5'te başladı. TJ Campbell, Daryl Monroe. Right sırtında Monroe birebir oynuyor. Sola döndü. Terse Polat Kaya. 3 sayılık atışı Polat'ın isabetli değil. Savunma reboundunu Smith aldı oradan ve sonrasında sportmenlik dışı faul kararı çıkıyor. Daryl Monroe'ya sportmenlik dışı faul çalındı. Koç Burak Gören'in de itirazları var. Monroe arkadan yaptığı faul sonrasında sportmenlik dışı faul kararıyla karşılaştı. İşte pozisyon. Burada Daryl Monroe Jerry Smith'e faul yapıyor. Smith şimdi çizgiye gelecek. İki serbest atış sonrasında Karesispor hücumu izleyeceğiz. Jerry Smith serbest atışları kullanacak. Bu arada Karesispor baş antrenörü Gencer Baytimur geçen sezon Türk Telekom'u çalıştırıyordu. Eski takımına karşı, Türk Telekom'a karşı Karesispor'un başında Ankara'da Gencer Baytimur. O da sezon içerisinde görevi devraldı. Görüntüde Gencer Baytimur. Bakalım Türk Telekom'a karşı, eski takımına karşı nasıl bir performans ortaya koyacak takımı. Türk Telekom'la Karesispor bu sezonun ilk yarısında ilk kez karşı karşıya geldiler tarihlerinde. Ve o maçı Türk Telekom 78-71 kazanmıştı deplasmanda. O mücadelede Monroe 28 sayı 9 reboundla oynamıştı. Bunu da hatırlatalım. Orbay Kaya'ya faul çalındı bu pozisyonda. Hazer potaya giderken Orbay onu faulle durdurdu.
Sercan Ergin oyuna girecek. Türk Telekom'da Kaya Peker sakatlığından dolayı bu mücadelede süre almıyor şimdilik. Bakalım ilerleyen bölümde oyuna girecek mi Kaya Peker? Smith topu oyuna sokuyor Karesi Spor'da. Polat Kaya onu savunmak için karşısında Jer Smith. Jer Smith 18.6 sayıyla Karesi Spor'un en skorer oyuncusu, en yüzdeli, hücumdaki en önemli opsiyonlarından bir tanesi. Jer Smith topu oyuna sokuyor şimdi. Kerem, Bradley Wright, Sercan Ergin karşısında. Hazer, Polat Kaya baskı yapıyor ona. Şahin 5 saniye kaldı hücumun sonuna. 4 saniye. TJ Campbell'i baskı yaptı. Son saniye ve 24 saniyeyi kullanamıyor Karesi Spor. TJ Campbell 14 sayıya ulaştı. Sezon ortalaması da 14.4 sayı TJ Campbell'ın. Türk Telekom'un en skorer ismi sezon genelinde TJ Campbell. Daha ilk yarıdan kendi ortalamasını buldu o da. TJ Campbell. Monroe devrildi içeri. Nusret Yıldırım. Nusret TJ Campbell'ı buldu. 2 saniye kala TJ Campbell atmaya devam ediyor. TJ Campbell farkı yeniden 10 sayıya çıkardı. 17. sayısı TJ Campbell'ın. Bradley Wright atışı isabetli Bradley Wright. Monroe'nun üstünden basketi buluyor. 46-38. Son 1 dakika. İlk yarının sonuna. Ender Arslan. Ender. Nusret Yıldırım'ı buldu. Nusret spot altına indirdi. Daryl Monroe topu almak isterken maçın hakeminin düdüğü var. Sayı geçerli değil. Faul. Daryl Monroe pot altında topu almaya çalışırken faul yapıldı. Şimdi Daryl Monroe çizgiye geliyor. Sezgin kenara geldi. Karesi Spor'da, Türk Telekom'da da TJ Campbell kenara alındı. Daryl Monroe serbest atışları kullanacak. Monroe özellikle hücumda çok fazla oyunun içine giremedi. 2 sayı, 3 rebound, 2 asisti var Daryl Monroe'nun. Daryl Monroe ilk atışında isabeti buldu. Daryl Monroe 2'de 2 atıyor ve kenara geldi Monroe. Sercan Ergin onun yerine oyunda. Son 40 saniye ilk yarının sonuna. 48-38'lik Türk Telekom üstünlüğü var. Hazer, Jer Smith. Jer Smith'e baskı yaptı Sercan Ergin. Sercan'a faul çalındı. Sercan Ergin'in ikinci faulü oldu bu. Kerem Gülmez topu oyuna sokuyor. Karesi Spor'da Hazer. Nusret'ten kurtuldu Hazer. Acele etmedi. Kerem Gülmez, Jer Smith. Hazer perdede. Jer Smith 5 saniye kaldı hücumun sonuna. Jer Smith 3 saniye. Jer Smith el üstünden. Atışı isabetli değil. Sercan Ergin topu alıyor. Recep Doğrusöz, Ender Arslan'a. Ender frene bastı. 10 saniye var ilk yarının bitimine. Ender Arslan süreyi eritiyor. Son 5 saniye. Ender 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Ender sağ eliyle bıraktı. İsabet yok. İlk yarı sona eriyor. İlk yarıda Türk Telekom'un 48-38'lik üstünlüğü var. 10 sayılık fark. Maçın ikinci yarısıyla tekrar karşınızda olacağız. Çirdi diyebiliriz Türk Telekom'da. TJ Campbell ve Ender Arslan yine İlk 5'te çıktılar ikinci yarıya. Nusret Yıldırım, Polat Kaya ve Daryl Monroe da Türk Telekom'un 5'indeki diğer isimler.
Alican, Hazer, Smith, Wright ve Şahin de Karesispor'un beşindeler. Maçın ikinci yarısına konuk Karesispor başlayacak. Jerry Smith. Jerry Smith pota altına indirdi Brad Wright. Monroe sırtında baskı yapıyor Wright'a. Brad Wright, Daryl Monroe onu savundu. Faul çalındı Monroe'ya. Daryl Monroe'nun ikinci faulü bu. Brad Wright ve Daryl Monroe eşleşmesi mücadelenin en değerli matchuplarından bir tanesi. Özellikle ikinci periyotta Monroe Brad Wright'ı iyi savundu. Brad Wright, Jerry Smith. Jerry Smith bıraktı Şahin'e. Ali Can atışı isabetli değil. Brad Wright hücum reboundunu aldı. Jerry Smith. Polatka'ya baskı yaptı ona. Hazal sağ forvet Hazar. Atışı isabetli değil. Monroe savunma reboundunu çeldi. Hazer'in üçlüğü sonrasında. Ender Arslan, TJ Campbell. TJ Campbell. Polatka'ya geri döndü. TJ Campbell. Nusret Yıldırım. Polatka'ya. Nusret'e indirdi Nusret. 3 saniye kaldı. Terse döndü. Ender Arslan son saniyesinde hücumunu. 3 sayılık atışı isabetli Ender Arslan. 3 sayılık basketi yapıyor Ender Arslan. 13. sayısı bu Ender'in. Türk Telekom Ender'in üstünden sayılar bulmaya devam ediyor. 51-38. Bradley Wright pot altında. Bradley Wright basketi yapıyor. Ender Arslan ve TJ Campbell bu maçın kritik adamları Türk Telekom'da. Hücumu çok fazla homojen paylaşamadı bu maçta Türk Telekom. Daryl Monroe teması aldı, isabeti bulamadı atışında. Hızlı hücum şansı. Ali Can çok güzel pas, Hazer turnikeyi yapıyor. 51-42, fark 9 sayıya indi. Üst üste 4 sayı Karesispor'dan. Hazer basketi bulan isim. Hazer'in de 13. sayısı oldu bu. Karesispor'un en formda oyuncusu Hazer. En skorer ismi Monroe sakatlık geçirdi bu arada Türk Telekom'da. Topsuz alanda yerde Daryl Monroe. Hemen sağlık ekibi Monroe'nun yanına gidiyor. Daryl Monroe. Şimdi yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Monroe'nun bacağında bir problem var galiba. Monroe başını tutuyor. Şimdi saha içinde durumuna bakılıyor Monroe'nun. Şimdi kenara geliyor Daryl Monroe. Takım sağlıkçısı ve idari menajer Onur Dilmen'le beraber kenara geliyor Daryl Monroe. Problemine bakılacak bir kez daha. Sercan Ergin Monroe'nun kenarda olduğu bölümde oyuna dahil oluyor. TJ Campbell. Polatka'ya. Ender Arslan. Ender, Nusret. TJ Campbell. Baseline'dan indi TJ Campbell. Çok güzel bir turnike TJ Campbell'dan. 53-42. Jerry Smith. Hazer. Ali Can. Şahin 3 sayılık atışı isabetli değil. TJ Campbell'da kalıyor top. TJ Campbell bıraktı Sercan Ergin'e. Polat Kaya soluna gitti Polat. İçeri yöneldi Polat'ın topuna müdahale vardı. Sonrasında top son olarak Polat Kaya'dan dışarı çıkıyor. Polat'ın ayağına çarptı top. Türk Telekom'da top kaybı. Jerry Smith. Topsuz alanda. Yine bir düdük. Polat Kaya'nın hala itirazı var. Maçın hakemlerine az önceki pozisyonla ilgili. Jerry Smith topu kenardan oyuna sokacak Karesispor'da. Jerry Smith
18.6 sayı, 4.8 asist ortalaması var bu sezon genelinde Jerry Smith'in. Brady Wright orta mesafesi isabetli. 53-44 farkı yeniden tek hanelere indiriyor Karesi Spor. Brady Wright'ın da 7. sayısı oldu bu. Ender Arslan. Ender Sercan perdeye geldi. Ender ters tarafa döndü. TJ Campbell. TJ Campbell el üstünden atışı isabetli değil. Savunma reboundunu hazır alıyor. Jerry Smith hemen çıktı yarı sahaya. Jerry Smith pasını verdi Şahin. Dip çizgiden içeri girmeye çalışıyor. Faul yapıldı Şahin'e. Şahin Ekmen pot altına doğru inmeye çalışırken ona faul yapıldı. Pozisyon bu. Ender Arslan arkadan baskı yapan isimdi Türk Telekom'da. Ender'in ikinci faulü oldu bu. Şimdi Şahin iki serbest atış kullanacak Karesi Spor'da. Şahin'in ilk atışı isabetli. İkinci atışı da isabetli Şahin Ekmen'in. 53-46. TJ Campbell. TJ Campbell Polat'la oynadı. TJ Campbell içeri yöneldi. Polat Kaya şutunu kaldırdı. İsabeti buldu. 3 sayılık basket Polat Kaya'dan. Fark 10 sayı. Hazer. Brady Wright. Sercan baskı yapıyor. Brady Wright. Sercan Ergin'le ikili mücadelesi Brady Wright'ın. Brady Wright şu an İtiraza gidiyor. Sercan'a faul çalındı. Faulün sertliğinden yakınıyor Brady Wright. Türk Telekom'un 3. takım faulü oldu bu. Henüz 6.5 dakika var. Bu çeyreğin sonuna Alican bekletmeden şutunu kullandı. İsabet yok. TJ Campbell topu taşıyor. TJ Campbell Ender Arslan'ı buldu. Ender 3 sayılık atışı isabetli değil. Nusret Yıldırım nefis tamamlıyor. Yine müthiş bir takip turnikesi Nusret'ten. İlk yarıda da yapmıştı aynısını, yine yapıyor. 58-46 Hazer. Brady Wright dışarı çıkardı, faul var. Brady Wright bu arada faulden önce yine bir alan ihlali. Az önce Ender Arslan'ın bulduğu şuttan sonra Nusret Yıldırım'ın o şutu tamamladığı an müthiş bir takip turnikesi Nusret'ten. Maçta ikinci kez yaptı bunu Nusret. 4 sayısı var zaten. 4'ünü de bu şekilde buldu. TJ Campbell üçlü isabetli değil. Şahin savunma reboundunu aldı. Alican Hazer'e indirdi. Hazer Nusret arkasında. Hazer Alican desteğe gitti. Bir kez daha Hazer oynadı. Hazer Alican. Alican 3 sayılık atışı isabetli değil. Sercan Ergin savunma reboundunu Nusret'e çeliyor. Ender Arslan. Polat Kaya. Ender. Hücumu sete oturttu. Nusret Yıldırım. TJ Campbell. Nusret bomboş kaldı. Nusret 3 sayılık Kerem çok güzel taşıdı topu. İsabeti bulamadı. Polat Kaya. Polat dışarı çıkardı. Orbay, Sercan, Recep Doğrusöz. 3 sayılık atışı isabeti değil Recep'in. Arber Berisha savunma reboundunu aldı orada. Uzun mesafeli pasından sonra hatalı yürüme yapıyor Volkan Aydın. Son 1 dakika mücadelede 96-69 durum. 27 sayılık üstünlüğü var Türk Telekom'un. Recep Doğrusöz. Sercan perdeye geldi Recep. Polat Kaya uzaktan bir üçlük isabetli değil. Hazer savunma reboundunu aldı. Kerem Özel Arber Berisha'ya indirdi. Sonrasında Emre faul yapıyor. Emre Uğur Türk ilk faulünü yaptı. Arber Berisha çizgiye geliyor. Gol, 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 gol.
İlk atışı isabetli Yarber Berisha'nın. Özellikle TJ Campbell ve Ender Arslan'ın ortaya koydukları performans Türk Telekom'un maçı koparmasını sağladı. Son 30 saniye, 96-71 durum. Türk Telekom bu hücumu kullanmıyor. Türk Telekom maçı 96-71 kazanıyor. Üst üste 13. galibiyet Türk Telekom'un. İç sahadaki yenilmezlik serisi sürüyor. Türk Telekom kendi evinde